Merhabalar, 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızla karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız size ulaşacaktır. İsterseniz 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. 1. sorumuz, aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Evet, sayıların okunuşunu yazarken pratik bir yöntemimiz vardı. Ne yapıyorduk? En sağdan başlayarak her 3 basamakta bir nokta koyuyorduk ve noktanın olduğu yerde bölüğün adını söylüyorduk. Şimdi bakınız, birler, onlar, yüzler, nokta. Buradan sonrası nedir? Binler, on binler, yüz binler. Yani şurası birler bölüğüdür. Şurası ise binler bölüğüdür. Şimdi şu noktanın olduğu yerde binler bölüğünün ismini söyleyeceğiz. Yani bin diyeceğiz. Yani binler bölüğündeki sayıyı okuyacağız. Daha sonra bölüğün ismi olan bini nokta koyduğumuz yerde söyleyeceğiz. Daha sonra birler bölüğündeki sayıyı okuyacağız. Şimdi hemen bakalım nasıl yapacakmışız. 702 bin. 702 bin 450. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Birler, onlar, yüzler, nokta. Bakınız, binler bölüğünde 60 var. Yani ne olacak sayımız? 60 bin. 60 bin. Birler bölüğüne bakalım. 0,86 gördüğünüz gibi. Öyleyse nasıl söyleyeceğiz? Bakın, yüzlük yok. Öyleyse 86. Evet, diğerine geçelim. Birler, onlar, yüzler, nokta. Nokta koyduğum yerde bölük ismi olan bini söyleyeceğim. 200 bin. 200 bin. Bakınız, birler bölüğünde ne var? Yüzlük yok, onluk yok. Sadece 4 var. Öyleyse 200 bin 4. Bir diğerine bakalım. Birler, onlar, yüzler, nokta. Evet, binler bölüğünde 15 var. Öyleyse 15 bin. Ve birler bölüğünde de 20 var. Ne olacak? 15.020. Birler, onlar, yüzler, nokta. Evet. 300.000. Bakalım birler bölüğünde bir şey var mı? Yok. Öyleyse bu sayı nedir? Sadece 300.000. Evet. Devamında hiçbir şey yok. Birler bölüğünde 0,0,0 var. Yani birlik, onluk ve yüzlük olmadığı için direkt sayımıza ne diyoruz? 300.000. İkinci sorumuz, aşağıda okunuşu verilen sayıları rakamlarla yazınız. Bu kez ne yapıyoruz çocuklar? Bölüğün ismi olan yazının altını çiziyoruz. Bakın, bin. Bölüğün ismi bin değil mi? Bin yazısının altını çiziyoruz. Bin yazısından bu tarafında kalan kısım nedir? Binler bölüğü. Bin yazısından sonraki şu bölüm ise birler bölüğü. Şimdi işimiz kolay. Şu bin yazısını çizdikten sonra işimiz kolay. Çünkü bin yazısından önceki kısım binler bölüğü. Çünkü biz binler bölüğündeki sayıyı okuduktan sonra bölüğün ismi olan bini diyorduk. Ve daha sonra birler bölüğünü okuyorduk. Şimdi bakınız, şurası binler bölüğündeki sayımız. Daha sonra nokta koyduğumuz yerde bin diyorduk. Ve daha sonra birler bölüğünü okuyorduk. Şimdi 426.000. 426.648. 648. Tabii normalde sayılarımıza nokta koymuyoruz. Fakat biz bu yöntem daha rahat olduğu için ve yanlış yapma riskimizi azalttığı için noktalı yöntemi kullanıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın, yine bin yazısının altını çiziyorum. Bakıyorum, bin yazısından önce ne diyor? 500 diyor. Öyleyse 500 yazıyorum. Bin dediği yerde nokta koyuyorum. 500 bin. Devamında birler bölüğünde 73 olacak çocuklar. Peki biz ne biliyorduk? Birler bölüğünde 3 tane basamak olacaktı. 73 dediğine göre bunu nasıl yazacağız? 0,73. Demek ki bu sayıda yüzlük yok. Çünkü yüzlük olsaydı 173, 273, 373, 473 gibi bir ifade olması gerekirdi. Bakın, sadece 73, yani yüzlük yok. 82.005. Bakın, bin gördüğümüz yerde hemen çiziyoruz. 82.000. 82.005 diyor çocuklar. Gördüğünüz gibi birler bölüğünden sadece ne olacakmış? 5 olacakmış. Öyleyse 0,0,5 şeklinde yazıyoruz. Yani yüzlük ve onluk yok. 7.020. Bakın, bin yazısının altını çizdim. Demek ki binler bölüğümüzde sadece 7 var.
Yani 7000 devamında ne var? 20. Peki birler bölüğü 3 basamak olacaktı. 20 olduğuna göre 0, 20 şeklinde yazmalıyım. 900.000. Bakın 1000 yazısının altını çizdim. 900.000 dedim. Devamında hiçbir şey var mı çocuklar? Yok. Demek ki şu 3 basamakta ne olacakmış? 0. Yani bu sayıda yüzlük, onluk ve birlik yok. 900.000 yazarken birler bölüğünde ne yüzlük, ne onluk, ne de birlik olmadığı için 0, 0, 0 şeklinde yazdık. Üçüncü sorumuza geçecek olursak, aşağıdaki sayının basamak isimlerini yazınız. Basamakların isimlerini istiyor çocuklar. Dikkat ediyoruz, isimlerini. Bakıyoruz hangi basamak? Birler basamağı. Bir diğeri, birler basamağının hemen yanında ne vardı? Onlar basamağı. Daha sonra iki rakamının bulunduğu basamak ise yüzler basamağı. Evet. Devam ediyoruz. Binler basamağı. On binler basamağı. Ve altıncı basamak olan yüz binler basamağı. Evet, basamaklarımız birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler şeklinde devam ediyor. Dördüncü sorumuzda ise bu kez basamak değeri soruluyor. Aşağıdaki sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız. Basamak değeri neydi? Basamakta bulunan rakamı o basamağın değeriyle çarpıyorduk. Şimdi bakınız şu 5 rakamı nerede? Birler basamağında. Birler basamağında olduğuna göre 5 rakamını neyle çarpacağım? Birlikler olduğu için burada 1 ile çarpacağım. 5 kere 1, 5. Yani buradaki 5 rakamının basamak değeri 5 çarpı 1 eşittir 5'tir. Peki 8 rakamı nerede? Onlar basamağında. Yani 8 rakamının bulunduğu yerde neler var? Onluklar var. Öyleyse 8 çarpı 10, 80. 8 rakamının basamak değeri nedir? 80. Bir diğer basamak nedir? Yüzler basamağı. Fakat burada dikkat ediyoruz. 0 tane yüzlük varmış. 0 nedir? Yutan elemandır. Yani cevap 0'dır. Zaten 0 tane yüzlük dediğimizde yüzün hiçbir değeri olmuyor. 1 yüzlük olsaydı 100 olurdu. 2 yüzlük olsaydı 200 olurdu. Fakat burada 0 yüzlük diyor. Yani hiç yüzlük yok. Öyleyse bunun basamak değeri 0'dır. Binler basamağına gelecek olursak 7 tane binlik varmış. Yani 7 çarpı 1000, o da nedir? 7000. Peki 6 rakamının basamak değerini bulmak için ne yapacağız? Öncelikle basamağın ismini bilmeliyiz ki basamağın değeriyle çarpalım. Bakınız 10.000'ler basamağı. 10.000'ler basamağı olduğuna göre 6 rakamını 10.000 ile çarpmalıyım. Yani nedir? 60.000. Ve son olarak 3 rakamı 100.000'ler basamağındadır. Ve 100.000'ler basamağında olduğu için 3 rakamı 100.000 ile çarpılmalıdır basamak değerini bulmak için. Yani yanıtımız nedir? 300.000. 3 rakamının basamak değeri de 300.000'dir. Evet, böylelikle 4. sorumuzu bitirmiş olduk. 5. sorumuza geçecek olursak. 5. sorumuzda sayıların çözümlemesinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Bakınız birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Bakın 4 tane 100.000'lik demiş. 7 tane 10.000'lik demiş. Peki şimdi ne yazacağız biz? 2 tane binlik. Bakın birler, onlar, yüzler, binler. 2 binlik diyorum. Daha sonrası zaten 8 yüzlük ve 6 birlik yazılmış. Onluk olmadığı için belirtilmemiş. 0 onluk da denilebilirdi. Fakat hiç onluk olmadığı için yazmıyoruz. Ve nedir? 2 tane binliği yerleştirdik. Sorumuzu böylece çözmüş olduk. 846.240. Bakıyoruz birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler, on binler ve yüz binler. Bakın 800.000. 8 rakamı yüz binler basamağında olduğu için 800.000 yazılmış. Biz şimdi devamını getireceğiz. Bakın 4 tane 10.000'lik var. Öyleyse ne diyeceğiz? 40.000 diyeceğiz. Ve 6 tane binlik 6.000, 2 tane yüzlük 200 ve 4 tane onluk 40, birlik olmadığı için yazılmamış.
Ve bu şekilde 40.000 yazdığımızda sorumuzu cevaplamış oluyoruz. Devam edelim. Bu kez parantez içinde basamak değeriyle çarpılma var. Bakınız 8 tane birliği yapmış. 4 tane onluğu koymuş. 5 tane yüzlük. 9 tane binlik. 5 tane 10.000'lik. Bakın burası da 100.000'ler basamağı. Yani en başta ne olacak? 2 çarpı 100.000 olacak. Evet. Bir diğerine gelecek olursak. Bakınız birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler. Yani 6 tane 10.000'lik yazmalıyız. Devamı zaten yazılmış. 5.000'lik, 4.1'lik. Evet. Burada önemli olan hangi basamak olduğunu bilmemiz. 6 rakamının. Bakın birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler. 6 tane 10.000'lik şeklinde yazıyoruz. 6. sorumuz. Çözümlenmiş hali verilen sayıları yazınız. Bakınız 6 tane 100.000'lik. 100.000'lik varsa eğer bir sayının içinde bu sayı 6 basamaklıdır. Çünkü birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler, 100.000'ler. Yani bir sayıda 100.000'lik olması için bu sayının 6 basamaklı olması gerekir. Bakın 100.000'likle başladığı için demek ki bu sayı nedir? 6 basamaklı bir sayıdır. 6 tane 100.000'lik. Hemen koyalım. 100.000'ler basamağına 6. 4.000'lik diyor. Bakın çocuklar 10.000'lik yok, görüyor musunuz? 10.000'lik yok. Öyleyse 10.000'lik yazan yere 0 ve 4 tane 1.000'lik diyor. Evet. Devamında 5 yüzlük. Bakınız onluk yok. 0. 8 tane 1'lik. Birler basamağına 8 yazdık. Onluk yok. 0 yazdık. 5 tane yüzlük. 4 tane 1.000'lik. 10.000'lik olmadığı için 0 yazdık. Ve 6 tane 100.000'lik. Bu şekilde yazıyoruz. Ve 604.508 şeklinde okuyoruz. 604.508 şeklinde okuyoruz. Devam edelim. Bakın 70.000 diyor. Bu sayıda demek ki 100.000'lik yok. Çünkü 10.000'likten başlamış. Öyleyse 10.000'lik olduğuna göre bu sayı 5 basamaklı. Bakın birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler. Bakın 100.000'lik olmadığı için 100.000'ler yok. Yani bu 5 basamaklı bir sayı. 70.000 diyor. Yani 7 tane 10.000'lik var. 10.000'ler basamağına 7 yazıyorum. 400 diyor. Bakın 1000 dememiş değil mi? 1000, 2000, 3000 gibi bir ifade yok. Öyleyse 1000'lik yok demektir. 0 koyacağız. Daha sonra 400. Yani 4 tane yüzlük varmış. 2 tane onluk varmış. 20 diyor. Ve 6 tane 1'lik. Burada 70.000 dediği için bu 7 tane 10.000'liktir. 10.000'ler basamağına 7 yazdık. 1000'lik olmadığı için 0 tane 1000'lik varmış. 1000'lik yok. 0 yazdık. Ve 400 nedir? 4 tane yüzlük. Yüzler basamağına 4 yazdık. 2 tane onluk 20'dir. Onlar basamağına 2 yazdık. Ve 6 tane 1'lik 6'dır. Birler basamağına da 6 yazdık. Ve sayımız 70.426. Bir diğeri 5 tane 100.000'lik diyor. Bakın 100.000'lik dediğine göre bu sayı 6 basamaklı. Birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler, 100.000'ler. Şimdi başlıyoruz. 5 tane 100.000'lik varmış. 100.000'ler basamağına 5 yazıyorum. 2 tane 10.000'lik varmış. 10.000'ler basamağına 2 yazıyorum. Bakınız 1.000'lik yok. Yani herhangi bir sayının 1.000'le çarpımı yazılmamış. Demek ki 1.000'lik yok. 0 yazıyoruz. Yüzlük 4 tane varmış. 4 çarpı 100 diyor. Yüzler basamağına 4 yazdım. 3 tane onluk varmış. Onlar basamağına 3 yazdım. Ve 6 tane 1'lik varmış. Birler basamağına 6 yazdım. Yani sayımız 520.436. Bir diğerine gelecek olursak bakınız 800.000 diyor. 800.000 dediğine göre bu sayıda 8 tane 100.000'lik var. Demek ki 100.000'ler basamağı olduğuna göre bu sayı 6 basamaklı bir sayıdır. Birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler ve 100.000'ler. Şimdi 800.000 dediğine göre bu sayının 100.000'ler basamağında 8 tane 100.000'lik olmalı. Çünkü 8 tane 100.000'lik 800.000 eder. Devamında bakıyoruz. 10.000'lik yok. Bakın 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 gibi bir ifade yok. Öyleyse 10.000'ler basamağı 0. Bakın 1000, 2000, 3000 gibi bir şey de yok. Demek ki 1000'lik de yok. Devamında 500 diyor. 5 tane yüzlük var. Yüzler basamağına 5 yazıyorum. Bakın onluk yok. 10, 20, 30 gibi bir ifade yok. Öyleyse onlar basamağına da 0 koyuyorum. Daha sonra 7 tane 1'lik 7. 800.000, 507. 7. sorumuza gelecek olursak bu kez bir yuvarlama sorusu. Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onlukla eşleştiriniz. Şimdi bu sayıda kaç onluk var çocuklar? 3 onluk var değil mi? 3 onluk var. Peki birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise bulunduğu onluğa yuvarlıyorduk. Eğer ki 5, 6, 7, 8 ve 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Yani bu sayımız 730 ile 740 arasındadır. Bakın 3 onluk var. 3 onlukla
4 onluk arasında bir şey olacak. Yani ya 730 olacak bu sayının yuvarlanmış şekli ya da 740 olacak. Peki bakıyoruz birler basamağı 3 olduğuna göre bulunduğu onluk olan 3 onluğa yuvarlanmalı. Yani 730 olmalı. Bir diğeri 724. Bakınız 2 onluk var değil mi? 2 onluk. Yani bu sayı 720 ile 730 arasında. Yani ya 720'de kalacak ya da bir sonraki onluk olan 3 onluk olacak, 730'a yuvarlanacak. Şimdi çocuklar birler basamağına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ise bulunduğu onluğa yuvarlanıyordu. Yani 720'ye yuvarlanır. 695. Bakıyorum 9 tane onluğum var. Peki 9 onluk var. Bu şimdi 690 ile 700 arasında olacak. Çünkü 9 onluktan sonra 10 onluk olan 100'e geçiriyor. Yani 690 ile 700 arasındadır bu sayı. 690 ile 700 arasındadır. Ve 9 onluk var. Bakıyoruz birler basamağında 5 var. 5, 6, 7, 8, 9 ise ne oluyordu? Bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Bir sonraki onluğumuzda 10 tane onluk olacağı için 700 sayısına yuvarlanmış olur. Evet, 706. Bakınız 0 onluk var. Bu sayı demek ki 700 ile 710 arasındadır. Yani ya 0 onluk olacak ya da 1 onluk olacak. Peki bakıyoruz 5, 6, 7, 8, 9 olunca bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Öyleyse 710'a yuvarlanır. 8. sorumuz, en yakın onluğa yuvarlandığında 5740 olan sayıları yuvarlak içine alınız. 5740 olması gerekiyor yuvarlandığında. Hemen bakıyoruz 5720. Bakın bu 5720 ile 5730 arasındadır ve 5730'a yuvarlanır. Demek ki biz bunu çizmeyeceğiz. Yuvarlak içine almayacağız. 5748. Bakıyorum 4 onluk var. Yani ya 4 onluk olacak ya 5 onluğa yuvarlanacak. Bakıyoruz birler basamağı 8 olduğu için 5 olacak. Yani 5750'ye yuvarlanacak. Öyleyse bunu da yuvarlak içine almıyoruz. 5736. Bakın 3 onluk var. Bu ya 3 onluğa yuvarlanacak ya 4 onluğa yuvarlanacak. Bakıyoruz birler basamağına 6. Demek ki bir sonraki onluk olan 4'e yuvarlanacak. Yani bunun yuvarlanmış hali nedir? 5740'tır. Yani biz ne yapacağız? Bunu yuvarlak içine alacağız. Devam ediyoruz. 5745. Yine 4 onlukla 5 onluk arasında. Bakıyorum birler basamağı 5 ve sonrası olunca bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Yani bu sayımızda 5750'ye yuvarlanır. Yani bunu da yine yuvarlak içine almayacağız. Devam ediyorum. 5742. Bakın 4 onlukla 5 onluk arasında olacak. Bakıyoruz 2 olduğu için nedir? Bulunduğu onluğa yuvarlanacak. Yani 5740'a yuvarlanacak. Öyleyse bunu da yuvarlak içine alıyorum. 5738. Hemen bakıyorum 3 onluk var. Ya 3 onluk olacak ya 4 onluk. Bakıyorum 5, 6, 7, 8, 9 olunca bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Yani 5740'a yuvarlanır. Yine bunu da yuvarlak içine alıyoruz. Bir diğeri ise 3 onlukla 4 onluk arasında olacak. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4 olunca bulunduğu onluk oluyordu. Yani 5730. Demek ki 5740'a yuvarlananlar 5736, 5742 ve 5738'dir. 9. sorumuza gelecek olursak, bu kez aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız diyor. Bu kez yüzler basamağına bakacağız. Bakın 2 yüzlükle 3 yüzlük arasında. Peki ne yapıyorduk? Birler ve onlar basamağına bakıyorduk. Eğer birler ve onlar basamağında bulunan sayımız 50 ve daha yukarısıysa bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorduk. Eğer 49 ve daha aşağısıysa ne yapıyorduk? Bulunduğu yüzlüğe yuvarlıyorduk. Şimdi bakıyoruz 4285. Bakın 50 ve yukarısı olunca ne yapıyorduk? Bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorduk. Yani 4300'e yuvarlamalıyız. Bakıyorum hemen yüzler basamağına. 7 yüzlükle 8 yüzlük arasında hangisi olacak bakalım. Bakın 49 ve aşağısı ne yapıyordu? Bulunduğu yüzlüğe yuvarlanıyordu. Yani 5700'e yuvarlanacak. Buna bakıyoruz. Yüzler basamağında 4 var. Ya 4 yüzlüğe yuvarlanacak ya 5 yüzlüğe yuvarlanacak. Bakıyoruz hemen 50. 50 ve yukarısı ne oluyordu? Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanıyordu. Yani 1500'e yuvarlanacak.
Ve son olarak 6 yüzlükle 7 yüzlük arasında bakıyoruz 49. Yani 49 ve aşağısı ne oluyordu? Bulunduğu yüzlüğe yuvarlanıyordu. Yani 2600 olmalı. 10. sorumuz, en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 5800 olan en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 5800 olan en büyük sayı nedir çocuklar? 5849'dur. Çünkü 5850 olduğunda 5900'e yuvarlanır. Öyleyse 5849 en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 5800 olan en büyük sayıdır. Çünkü 5850 olursa bir sonraki yüzlük olan 5900'e yuvarlanır. Öyleyse en büyük ne olabilir? 5849 olabilir. Peki 5800'e yuvarlanan en küçük sayı nedir? Hemen bakıyoruz. 5750 olduğunda 5800'e yuvarlanır. Fakat 5749 olduğunda 5700'e yuvarlanır. Yani 5800'e yuvarlanması için en azından 5750 olması gerekir. Öyleyse benim en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 5800 olacak sayılarım nedir? En büyüğü 5849, en küçüğü ise 5750'dir. Bunları toplamamız isteniyor. 9, 0 daha 9, 5, 4 daha 9, 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var 1, 5, 5 daha 10, 1 de elde 11. Cevabımız 11.599. 11. soruya geçecek olursak, bu kez sayı çiftlerinin arasına büyüktür, küçüktür ya da eşittir işaretlerinden uygun olanı yazmamız isteniyor. Hemen bakıyoruz. Doğal sayıları büyüklük küçüklüğe göre karşılaştırırken öncelikle basamak sayısına bakıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Evet, basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür. Öyleyse basamak sayısı fazla olan burası olduğuna göre ağzı açık olan taraf büyük olan tarafa ağzı açıyorduk. Yani ne şekilde olacak? 10.235 nedir? 2450'den büyüktür. Büyük olan sayının tarafına doğru ağzı açıyorduk. Evet, 4728, 4730. Şimdi bakıyorum, 4 basamaklı, 4 basamaklı. Öyleyse ne yapıyorum? En büyük basamaktan başlayarak karşılaştırıyorum. 4, 4 eşit. Öyleyse devam ediyorum. 7, 7 eşit. Devam ediyorum. 2, 3. Bakın farklılaşma var. Öyleyse bakıyorum, 2 onluk var, 3 onluk var. Hangisi daha büyüktür? Burası daha büyüktür. Öyleyse bu sayı daha küçük. İşaretin şu dar olan tarafı küçük olan sayının tarafında olacak. Bakıyorum 4 basamaklı, 4 basamaklı. Bakıyorum 2, 2, 0, 0, 7, 7, 6, 6. Bu sayılar nedir? Birbirine eşittir. Bakıyorum 5 basamaklı. Bakıyorum 5 basamaklı. O zaman en büyük basamaktan başlıyoruz. 6, 6, 7, 7, 0, 0, 2, 1. Bakın farklılaştı. Hangisi daha büyük? 2 daha büyük. Öyleyse bu taraftaki sayı daha büyüktür. 12. sorumuz, aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Şimdi öncelikle basamak sayılarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. 1, 2, 3, 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. Şimdi burada en büyüğü nedir? 6 basamaklı olan sayımızdır. Öyleyse büyükten küçüğe doğru dediğine göre ilk önce 6 basamaklı olan sayıyı yazmalıyız. 124.012. Ondan sonraki büyük olan sayıyı nasıl bulacağız? Bakıyoruz, 4 basamak, 4 basamak, 5 basamak. Demek ki ikinci büyük sayımız buradaki sayı, yani 15.280. Peki büyüktür işaretini koyalım. En büyük sayımız bu. Daha sonraki 15.280. Ve yine büyük işareti koyalım. Şimdi gelelim bir sonraki büyük olana. Bakıyoruz, ikisi de 4 basamaklı. Bakıyorum 2, 2, 6, 8. Bakın 6 tane yüzlük var, 8 tane yüzlük var. Hangisi daha büyüktür? 2802 daha büyüktür. Ve en küçüğü de nedir? 2674. 13. sorumuzda aşağıda verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Küçükten büyüğe doğru. Şimdi yine basamak sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. 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 Hepsi 5 basamaklı. Öyleyse ne yapacağız? En büyük basamaktan başlayarak
sıralama işlemine başlayacağız. 4 tane 10 binlik, 3 tane 10 binlik, 4 tane 10 binlik, 4 tane 10 binlik. Bakınız burada 3 daha küçük olduğu için en küçük sayımız nedir? 39.782. Evet, en küçüğü bulduk. Şimdi bundan sonraki küçük olanı bulacağız. Hemen bakıyoruz diğerlerine. Bakın 7 tane binlik, 7 tane binlik, 8 tane binlik. Yani şu ikisinden biri daha küçük çünkü bu daha büyük. Şimdi şu ikisi arasında kıyaslama yapacağız. Bakıyorum 5 tane yüzlük, 4 tane yüzlük. Hangisi daha küçük? Buradaki 47.487 daha küçük. 47.487 yazdım. Yine küçük işareti koydum. Bundan bir büyük olanı yazacağız ve daha sonra en büyük olanı yazacağız. 47.586 ve en büyüğü de nedir? 48.032. Evet, sıralamamız bu şekilde olmalı. 14. sorumuza geçecek olursak. 14. sorumuzda 5, 0, 6, 2, 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük sayıları yazınız. Şimdi tek ve çift demediğine göre hepsini kullanabiliyoruz. Fakat kullanırken dikkat etmemiz gereken şu. En büyük sayıyı ararken en büyük basamağa en büyük sayıyı yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın 8 en büyüğü değil mi? Öyleyse ilk önce 8 yazıyorum. Daha sonraki büyük olan nedir? 6 yazıyorum. Daha sonraki büyük olan 5, daha sonra 2 ve daha sonra 0. Evet, bu rakamlarla yazılabilecek en büyük sayı 86.520. Peki en küçük sayıya gelelim. Buraya 0 yazabilir miyiz? Yazamayız. Çünkü 5 basamaklı diyor. Ben buraya 0 yazarsam bu sayı direkt 4 basamağa düşer. Öyleyse 0'ı yazamıyorum. 0'dan bir sonra en küçük olan nedir? 2. Öyleyse önce 2'yi yazıyorum, daha sonra 0'ı yazıyorum. 2 ve 0'ı yazdıktan sonra bir sonraki küçük sayımız 5, daha sonraki 6 ve daha sonraki de 8. Yani bu rakamlarla yazılabilecek en küçük 5 basamaklı sayı 20.568'dir. 15. sorumuzda ise örüntülerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız diyor. Hemen örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. 240'tan 234'e ne var? Bir düşüş var. Ne kadar azalma var? 6 azalmış. Yani 240'tan 6 çıkmış, 234 kalmış. Peki 234'ten 236'ya ne olmuş? 2 artış olmuş değil mi? Yani 234'e 2 eklenmiş ve 236'ya ulaşılmış. Daha sonra 236'dan 230'a yine ne var? 6 eksilme var. 236'dan 6 çıkarılmış, 230 kalmış. Şimdi kuralı bulduk. Eksi 6 artı 2 eksi 6 artı 2 şeklinde gidecek. Demek ki ne yapmalıyız? 230'a 2 eklemeliyiz. Yanıtımız nedir? 232. 3100, 3097, 3091, 3082 ve boşluk. Şimdi burada kuralı bulmamız gerekiyor. Bakınız 3100'den 3097'ye ne olmuş? 3 azalma olmuş. Eksi 3. Daha sonra 3097'den 3091'e düşüyor. Yani ne oluyor? Eksi 6 azalma var. Daha sonra 3091'den 3082'ye ne olmuş? 9 azalma var. Gördüğünüz gibi burada üçer ritmik şeklinde eksilme söz konusu. Eksi 3, eksi 6, eksi 9. Sırada ne olmalı? Eksi 12. Öyleyse 3082'den 12'yi çıkarıyoruz. Yanıtımız nedir? 3070. Bir diğer sorumuzda ise 16, 32, 36, 72 şeklinde gidiyor. Şimdi bakıyoruz 16'dan 32'ye. Çocuklar ya artı 16'dır ya da çarpı 2'dir. Çünkü 16'ya 16 eklendiğinde de 32 olur. 16 2 ile çarpıldığında da 32'ye ulaşılır. Buradaki kural devamında belli olacak. Şimdi 32'den 36'ya ne olmuş? 4 artış var. Artı 4. Devamına bakalım. 36, 72. Çocuklar burada 36'ya 16 eklersek 52 olur. Demek ki burada 2 ile çarpma söz konusu. Yani şuradaki artı 16 değil çarpı 2'dir. Öyleyse çarpı 2 artı 4 çarpı 2. Sırada ne var? Artı 4 var. 72'ye 4 ekliyoruz. 76'yı buluyoruz. 16. sorumuza gelecek olursak. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız diyor. 7, 4 daha 11, 11'in 1'i elde var 1, 8, 1 daha 9, 6, 2 daha 8, 7, 4 daha 11, 11'in 1'i elde var 1,
6 bir daha 7. 71.891. Bu tarafa gelelim. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 9 1 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 8 4 daha 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 3 daha 7. 1 daha 8. 8303. 17. sorumuz. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayı ile 3 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayı. En büyük dediğine göre 9 ile başlıyoruz. 9 rakamları birbirinden farklı olduğu için 8, 7 ve 6 şeklinde yazmalıyız. Tek çift belirtmediği için direkt 9876'yı yazıyoruz. Eğer tek deseydi 9875 olurdu. Fakat burada tek çift demiyor. Sadece rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayı diyor. 9, 8, 7, 6 şeklinde yazdık ve bulduk. Ve devamında rakamları birbirinden farklı diye bir ifade kullanmıyor. Diyor ki 3 basamaklı en büyük sayının toplamı. 3 basamaklı en büyük sayı da nedir? 999'dur. Hemen toplayalım ve cevaba ulaşalım. 9 6 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. 9 7 daha 16, 1 de elde 17. 17'nin 7'si elde var 1. 9 8 daha 17, 1 de elde 18. 18'in 8'i elde var 1. 9 1 daha 10. 10.875. 18. sorumuzda ise 5 basamaklı en büyük çift sayı ile 5 basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi 5 basamaklı olacak, en büyük olacak ve çift olacak. Rakamları birbirinden farklı diye bir şey demiyor. Öyleyse 9, 9, 9, 9 yazıyorum. Çift dediği için birler basamağıma 9 yazamıyorum. Ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Bakın 5 basamaklı en büyük çift sayı nedir? 99.998. Neden 8 yazdık? Çünkü 9 yazamayız. Çünkü 9 yazarsak tek sayı olur. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olursa sayı tek bir sayı olur. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olduğunda sayımız çift sayı olur. En büyük çift sayı dediği için birler basamağına 9 yazamayız. 8 yazabiliriz. Evet, 5 basamaklı en büyük çift sayıya ulaştık. Şimdi 5 basamaklı en küçük tek sayı diyor. Şimdi en küçük dediği zaman ne olacak? 1 ile başlıyorum, 0, 0, 0 şeklinde devam ediyorum. Fakat sonraki basamağa, şu birler basamağına 0 yazamam çünkü tek diyor. Eğer 0 yazarsam bu sayı çift bir sayı olur. Öyleyse en küçük ne yazabilirim? 1 yazabilirim. Bunları topluyoruz. 8 1 daha 9, 9 0 daha 9, 9 0 daha 9, 9 0 daha 9, 9 1 daha 10. Cevabımız 109.999. 19. sorumuza gelecek olursak, aşağıdaki işlemlerde basamaklardaki verilmeyen rakamları bulunuz. Evet, gördüğünüz gibi bir toplama işlemi, bu da bir toplama işlemi. Evet, 8'e kaç eklersem 3'e ulaşırım. 8'e ne eklersem ekleyeyim 3'e ulaşamam. Neye ulaşırım? 13'e ulaşırım. Öyleyse 8'e kaç eklersem 13 olur? 5 eklersem 13 olur. 13'ün 3'ü elde var 1. 5, 1 daha 6. 6'ya ne eklersem 2'ye ulaşırım. Burada 2 dediği nedir? 12'dir. Çünkü 6'ya 0 bile eklesem 6 olur. Öyleyse 12'ye ulaşmaya çalışıyorum. 5, 1 daha 6, 6 daha 12. 12'nin 2'si elde var 1. 7, 1 daha 8. 8'e ne ekleyeyim ki 14 olsun? 6 eklersem 14 olur. 14'ün 4'ü elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. Bir diğer sorumuza geçelim. 9, 5 daha 14, 14'e ne eklersem 3'e ulaşırım. Buradaki 3 nedir? 13 olamaz. Nedir? 23 olacak. Çünkü 9, 5 daha 14 olduğu için 14'e 0 bile eklesem 14 olacağı için burada 23'e ulaşmaya çalışıyoruz. 9, 5 daha 14, 9 daha 23. 23'ün 3'ü elde var 2. 9, 2 daha 11, 4 daha 15, 2 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 2, 4 daha 6, 1 de elde 7. 7'ye kaç eklersem 12 olur? 5 eklersem 12 olur. 12'nin 2'si elde var 1. 7, 1 daha 8. Evet, bu şekilde cevaplıyoruz. 20. sorumuz, aşağıdaki çıkarma işlemlerini
yapınız. Evet, hemen başlayalım. 6'dan 5 çıktı. 1. 4'ten 8 çıkmaz. 1 yüzlük alıyoruz. 1 yüzlük 10 tane onluktur. Burada 1 yüzlük kaldı. Burada 14 onluk oldu. 14'ten 8 çıktı. 6. 1 yüzlükten 4 yüzlük çıkmaz. 1 binlik alıyoruz. 1 binlik 10 tane yüzlüktür. Burada 6 tane binlik kaldı. 11'den 4 çıktı 7, 6'dan 2 çıktı 4. 4761. Hemen buraya geliyoruz. 0 tane birlikten 2 birlik çıkmaz. Komşuya gittik, yok. Diğer komşuya gittik, yok. Diğer komşuya gideceğiz. Yani burada onluk olmadığı için alamıyoruz. Bu kez burada onluk olmasını sağlamak için yüzler basamağına gittik. Buradan isteyecektik. Fakat burada da yüzlük yok. Öyleyse burada yüzlük olmasını sağlamak için binler basamağına gidiyoruz. Binler basamağından bir tane binlik alıyoruz. 7 tane binlik kalıyor. Bir tane binlik 10 tane yüzlüktür. Şimdi onlar basamağı bu 10 tane yüzlükten bir tanesini alıyor ve kendi basamağına 10 tane onluk olarak koyuyor. Şimdi birler basamağı da ne yapıyor? 10 tane onluğun birini alıyor ve kendi basamağına 10 tane birlik olarak koyuyor. 10'dan 2 çıktı 8, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 5 çıktı 4, 7'den 4 çıktı 3. 3428. 21. sorumuzda 3600 kilogram fındıktan önce 1725 kilogram, daha sonra 795 kilogram satıldı. Geriye kaç kilogram fındık kaldı diyor. Şimdi 3600'den önce 1725 kilogram satıldığına göre çıkarma işlemi yapıyoruz. 3600'den 1725'i çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Onlar basamağında yok. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. 1 yüzlük 10 tane onluktur. 1 onluk aldık. 1 onluk 10 tane birliktir. Burada 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 7 çıkmaz. 1 binlik aldık. 1 binlik 10 tane yüzlüktür. 15'ten 7 çıktı 8. 2'den 1 çıktı 1. 1875. Daha sonra da bu kalanın da 795 kilogramını eksiltelim. Çünkü 795 kilogram daha satılmış. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 9 çıkmaz. 1 yüzlük aldık. 1 yüzlük 10 tane onluktur. 17'den 9 çıktı 8. 7'den 7 çıktı 0. 1'i aşağıya aldık. 1080 kilogram fındık kaldı. 22. sorumuz. Benim 785 liram vardı. Paramın 36 lirası ile gömlek, 53 lirası ile pantolon aldım. Tahmini olarak kaç liram kalmıştır? Şimdi 36 liraya gömlek almış, 53 liraya pantolon. Bakalım ne kadar para harcamış? 6, 3 daha 9, 5, 3 daha 8. 89 lira. Şimdi tahmini olarak kaç liram kaldı dediğine göre parasını en yakın onluğa çevireceğiz. Ve harcadığı parayı da en yakın onluğa çevireceğiz. Ve çıkarma işlemi yapacağız. 785'i en yakın onluğa yuvarlayalım. Bakın 8 onlukla 9 onluk arasında 5 olduğu için bir sonraki onluğa, yani 790'a yuvarlanmalıdır. 89'u da yuvarlayalım. 89 8 onlukla 9 onluk arasında olacak ve 9 olduğu için 9 onluğa yuvarlanır, yani 90. Hemen 790'dan 90'ı çıkaralım ve tahmini olarak kaç lira kaldığını bulalım. 0'dan 0 çıktı 0, 9'dan 9 çıktı 0, 7'yi aşağıya aldık. 700 liram kalmıştır. Evet, 23. ve son sorumuza gelecek olursak, aşağıdaki işlemlerde basamaklarda verilmeyen rakamları bulunuz. Şimdi gördüğünüz gibi çıkarma işlemi, dikkat ediyoruz, çıkarma yapılacak. 6'dan kaç çıkarırsam 4 kalır, 2 çıkarırsam 4 kalır. Devam ediyorum. Hangi sayıdan 8 çıkarırsam 6'ya ulaşırım? Burada 14 sayısına ulaşmamız gerekiyor. Çünkü 14'ten 8 çıkarırsak 6 kalır. Demek ki 4 olacak, fakat buradan 1 yüzlük alınacak. Çünkü burası 14 olmalı. Burada 1 kalır. Şimdi 1'den 4 çıkmaz. Buradan binlik alınmalı. Burada 4 kalır. 10 tane yüzlük olarak yazdık. 11 oldu. Şimdi 11'den 4 çıkarsa kaç kalır? 7 kalır. Ve 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Evet, bu şekilde çözmeliyiz. Bir diğer sorumuz. 2'den neyi çıkarırsam 4'e ulaşırım. Buradaki 2 nedir? 12'dir. Çünkü 2'den neyi çıkarırsan çıkar 4 kalmaz. Bu 12'dir. Yani buradan bir onluk alınmış olmalıdır. Peki 12'den kaç çıkarsam 4 kalır? 8 çıkarırsam 4 kalır. Şimdi burada 3 tane onluk kaldığına göre buradan bir tane yüzlük almalıyım ki burası
13 olsun. Peki buraya sonradan bir tane eklemeliyim değil mi? Çünkü bir tane yüzlük aldım buradan. Şimdi 13'ten 4 çıktı. 9. Peki burada hangi sayıdan 3 çıkarırsam 5 kalır. Bu nedir? 8'dir. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Fakat bir yüzlük de bu tarafa vermiştik. Öyleyse burası ne olmalı? 9 olmalı. Çünkü bir tanesi verildiği zaman 8 kalacaktır ve 8'den 3 çıkacaktır ve 5 kalacaktır. 7'den 4 çıktı, 3. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü burada eğer aldığımız yüzlüğü eklemezsek soruyu yanlış yapmış oluruz. Evet çocuklar, 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.